Ben Sophie. Bugün bir küratörle röportaj yapacağım. Kendisi aynı zamanda teyzem. Ben Nedin Orenstein. Bu departmanda baskı bölümünün başındayım. Baskı eserlerle alakalı bir sergi olduğunda ben bir şekilde işin içinde yer alırım. Bütün bunları düzenlemek zor değil mi? Neyi nereye yerleştireceğimizle ilgili epey düşünüyoruz. Bazen bir eser ofisteyken çok güzel görünüyor. Stüdyoda ya da masanın üstünde bakıyoruz ve tamam diyoruz. Ama galeriye getirdiğimizde bazen aynı etkiyi yaratmıyor. Eserlerin yönünü değiştirdiğimiz anda farklı bir etkiye sahip oluyorlar. Bugün burada galeriyi düzenleyen 3 küratör var. Bu çok eğlenceli. Bütün koleksiyonumuzdan ve değişik konuları olan eserler arasından farklı farklı şeyleri seçme imkanımız var. Bazen de absürt temalı ya da çılgınca fikirleri temel alan eserleri seçiyoruz. Bu resimlerdeki kişilerin hepsi bize, yani bu resimlere bakanlara sırtlarını dönmüşler. Bu benim en sevdiğim resim. Bu adam bize sırtını dönmüş bir berber. Berberin bir standı var. Standın üzerinde de bir peruk var. Bu stand ve peruk berberin aksine resme bakan insanlara doğru dönmüş. Resimleri büyüklüklerine göre sıralasak nasıl olur? Tabii ki boyuta göre de sıralayabiliriz. Bakalım nasıl görünüyor? Bazen resimleri kalıncık sıraya göre diziyorlar. Yani en yeniden en eskiye doğru. Bazen de resimleri içeriğine göre sıralıyorlar. Sıralama ne kadar güzel göründüğüne bağlı olarak değişiyor. Resmin tamamen dümdüz olup olmadığını ölçmek zor bir şey mi? Ölçme işlemini biz yapmıyoruz. Departmanda bu işte çok iyi olan ve bu işi yapan başka insanlar var. Onlar su terazisi kullanarak resimlerin düz durup durmadığını anlayabiliyorlar. Biraz önce çerçeveler arasındaki mesafeyi ölçtük. Resimleri nasıl asacaklarına işte böyle karar veriyorlar. Bugün Metropolitan Sanat Müzesi'nde resimlerin nereye, nasıl asılacağını, nasıl belirlendiğini ve küratörlerin resimleri nasıl düzenlediklerini öğrendik. Ben Sophie, Metropolitan Sanat Müzesi'nden bildirdim. Sen de müzede eseri olan bir sanatçı mısın?